Merhaba arkadaşlar. 3faz.com'da bugün Nade ailesinin en yaygın, en çok bilinen 3 tane sensörünü inceleyeceğiz. 10.365, 10.362 ve 10.360. Nade teknik heyetinden Yasin Bey bizle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 10.365 sensöründen başlayalım dilerseniz. Tabii. 10.365 sensörü gördüğünüz gibi kare bir kutuda geliyor. Sıvı altı bir sensörümüz ve neredeyse ailenin en küçük sensörü. En kullanışlı sensörlerinden birisi. Ürünümüzü paketinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sensör ve sensörü korumak için bir özel bir aparat yapılmış. İçe batmasını engellemek için. Ve klemez kutusu mevcut. Üstünde de spesifikasyonlar mevcut. Ürünümüz sıvı altı yaylarla beraber geliyor. Ürünün de garantisi altında. Şimdi Yasin Bey, ürün hakkında bize genel bilgileri söylerseniz, yani bu ürün çok bilinen, çok yaygın kullanılan bir ürün. Ürünün genel özelliklerini bize açıklarsanız seviniriz. 10.365 ürünü göründüğü gibi spot tipi bir üründür. Bu üründe yine 6x58 watt LED yükü, floresan olarak 400 watt ve akkor flamanlı olarak da 1000 watt'a kadar yük bağlayabiliyoruz. Cihazda zaman ve gün ışığı ayarı yapabiliyoruz. Herhangi bir üçüncü ayar mevcut değil. Yani hassasiyet ayarı yoktur. Bunun için diğer daha üst segmentteki 10.400 serileri veya 10.500 serilerindeki sensörleri kullanmak gerekiyor. Yani mesafeyi kısıp açabilmek için. Tabii doğru ki mu söylüyorum? Daha verimli bir alanda kullanabilmek için 10.400 serileri tercih edilebilir. Yani daha üst segment serilerden. Eğer sensörümüzün görüş açısını açıp kapatmak istiyorsak. Evet. Zaman olarak da 10 saniye ile 6 dakika ayarında bir ayar yapabiliyoruz. Cihazlar genel olarak akaryakıt istasyonlarında, lavabolarda kullanılabiliyor. Ufak bir açı sağlayabiliyoruz üzerinde görüldüğü gibi. Bu şekilde görüş açısını ufak da olsa bir değişkenlik yapabiliriz. Ayar kısmı da hemen müşterilerimize şöyle gösterelim. Ayar kısmı da hemen burada çok kibarca saklanmış. Tabi bu tırnaklarımız biraz küçük olduğu için hassas, evet, kullanmakta fayda var. Clemens tornavidası ile bir ayar yapabiliriz. Evet, ürünümüz burada 4 tane kulakçık marifetiyle, kulakçığın kastırılarak açılması marifetiyle açılıyor. Burada zaten bağlantı noktalarını gösterdik. Faz girişi, lamba faz çıkışı ve nötr bağlantısı. Evet, zaten bağlantı şemasının hemen altında bu işaretler şeklinde nötr, faz ve toprak girişleri yazıyor. Evet. Bu üründe şimdi yeni teknolojilerle beraber dikkat edilmesi gereken şeyler, yani yaygın kullanılan bir ürün olduğu için sık karşılaşılan bazı aksaklıklar da oluyor. Özellikle işte lavabo gibi yerlerde, daha küçük yerlerde kullanılıyor zaten. Ürün de küçük olduğu için bir tane ürün bağlanıyor ama bir tane ürün bağlanmasına rağmen istenen verimin alınmaması gibi durumlar oluşuyor. Bu genelde müşteri tarafından ürünsel kaynaklı olarak bilinebiliyor. Bunun temel problemleri, yani oluşma sebepleri nelerdir? Şimdi bu ürünleri genel olarak işte akaryakıt istasyonlarında ve lavabolarda kullanıyoruz. Fakat bununla birlikte lamba çıkış haricinde bir de havalandırma motorlarını bağlıyorlar. Bu havalandırma motorlarını bağlandığı zaman motor geri dönüş yaptığından dolayı üründe bir tetikleme meydana getiriyor. Bu cihaza lamba yükü haricinde herhangi bir yük bağlanmamalıdır. Yani motor yükündeki bir geri dönüş veya da motorsal bir hareketlenmeden dolayı sensöre geri elektrik akımı veya da diyelim dönüş olduğundan dolayı sensörümüz arıza yapmakta. Bir tane sensör bağlıyorum, bir tane lamba bağladım, zaten bunu niye arıza yapıyor? Veya bir tane zaten lamba bağladım, bunun üzerinde daha yüksek akım çeker gibi bir hesap yapılıp üstüne bir de aspiratör bağlanmasından kaynaklı bir problem oluyor. Aspiratörlerimizi başka şekilde bağlamak lazım veya oradaki geri dönüşü kesebilecek bir kontaktör üzerinden kullanmak lazım, çok küçük de olsa. Bu genelde sık olarak yaşadığımız bir müşterilerimizin de şikayet olarak döndürdüğü ve sensörden bildikleri aslında
bir problem ama sensörden kaynaklanmadığını bugün müşterilerimize buradan bir kez daha ifade etmiş olalım. Tırnakta zaten asma tavanlar için kullanımı için burada bir yayın olduğunu ve böyle direkt kesilerek. Bunun delik çapı hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Cihazın sıva altı montajı için 70 milim genişliğinde bir delik delmeniz gerekiyor. Yani 7 santimlik bir delik veya bir punchla yer açma bu ürün için son derece kullanışlı olacak.